Bunaltıcı yaz günlerini yavaş yavaş geride bıraktığımız şu günlerde masmavi denizin tadını çıkarmak isteyenler için korsan temalı oyunlardan bir liste hazırladık. Siz de liste önerilerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Listemizin ilk sırasında tahmin edebileceğiniz üzere Assassin's Creed Black Flag yer alıyor. Serinin sevilen oyunlarından olan Black Flag, unutulmaz müzikleri ve karizmatik ana karakteri Edward Kenway ile pek çok oyuncunun kalbine taht kuran bir yapımdı. Açık dünyasındaki keşif hissiyatı ve yapılabilecek etkinliklerle de döneminin ötesinde olan oyun galiba oyunlarda korsan temasının en ünlü temsilcisidir desek yanlış konuşmuş olmayız. Sırada Sea of Thieves var. Elinizde haritanız, ada ada hazine kovaladığınız oyun, arkasında Microsoft desteği bulunan ve sürekli güncelleme alan bir yapım. Özellikle arkadaşlarınızla bir geminin mürettebatı olmak oldukça zevkli. Oyunun Türkçe desteklediğini de belirtelim. Monkey Island serisi de doğal olarak listede yer alıyor. Birçok oyuncunun çocukluk hatıralarını süsleyen, oyun dünyasının ikonik yapımlarından olan Monkey Island serisi geçtiğimiz sene çok uzun yıllar sonra geri dönmüştü. Oyunun kendine ait point and click oynanışı ve sarkastik anlatımı karakteristik bir özellik katıyor. Bir diğer oyunumuz ise Blazing Sails. Aslında korsanlı Battle Royale olarak tanımlayabileceğimiz oyunun önemli noktası arkadaşlarla işbirliğine dayalı olması. Günümüzde kitlesinin oldukça azaldığı söyleniyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım tabi. Sırada Atlas var. Atlas aslında oldukça orijinal bir fikirle yola çıkmış bir oyun. Çünkü korsan teması bence MMORPG öğelerle oldukça yakışan bir tür. Üzerine bir de hayatta kalma öğeleri içermesi oyuna belli bir potansiyel kazandırıyor. Ne var ki pek çok kullanıcı tarafından oyunun optimizasyon problemleri olduğu da bildirilmiş. Yine de aklınızda olsun tabi. Tempest Trade Action'da türde yer alan oyunlardan. Rol yapma türünde bir oynanışı olan oyunda gemi savaşları, ticaret ve görevler yapıyorsunuz. Diğer bir oyunumuz ise Lego Karayip Korsanları. Bildiğiniz üzere Lego oyunları ünlü filmlerden esinlenerek çıkıyor ve genelde basit ama eğlenceli bir oynanış sunuyor. Ünlü Karayip Korsanları film serisinden esinlenen oyunda Lego imzası ile 2011 yılında çıkışını gerçekleştirmişti. Sid Meier's Prey's de listede yer alan oyunlardan. Sid Meier deyince birçoklarının aklına genelde Civilization oyunları gelir. Fakat 2005 yapım Pirates oyunu da klasikler içinde yer alan bir oyundur. Nostaljik hissetmek isteyen, temayı seven oyunculara öneririm. Videonun sonlarına yaklaşırken ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz abone olup aramıza katılabilir ve yorumlarda önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. O halde kaldığımız yerden devam edelim. Keyifli seyirler. Listenin olmazsa olmazlarından birisi de bence Port Royal serisi oyunları. 17. yüzyılda Karayipler'de yelken açarak geniş çaplı ticaretler yapıp yönetim işleriyle uğraşabileceğiniz bu strateji oyunlarında İngiltere, İspanya, Hollanda ve Fransa'nın sömürge güçlerine katılabilirsiniz ve koloninizin yönetimini sağlayabilirsiniz. Türe ilgisi olanlar mutlaka ismine aşinadır. Black Wake sıradaki oyunumuz. Black Wake, deniz savaşı ortamında takım çalışması ve işbirliği etrafına dönen çok oyunculu, birinci şahıs yani FPS türde bir oyun. İndirimsiz haliyle bir ekmek fiyatına alabileceğiniz oyunu arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Listemiz burada sona eriyor. Çıkışı birçok defa ertelenen ve yılan hikayesine dönen Skull and Bones'u da anmadan geçmeyelim. Peki siz hangi oyunu tercih ederdiniz?
Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.